Evet, yani şöyle bir sıkıntımız var Sayın Nurtezel. Özellikle dünkü saldırının ardından, yani İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından Ashkelon bölgesi, Ashdod bölgesi, Siderot bölgesi daha yoğun bir şekilde kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Basın mensuplarının oradan yayın yapmasına izin verilmiyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren hava karardıktan sonra oradan çıkarılmamız gerekiyor. Bunu bize sürekli olarak ifade ediyorlar. Burada bulunmamamız gerektiğini, buradan yayın yapmanın yasak olduğunu, buranın askeri güvenlik bölge olduğu defaatle dile getiriliyor. Gündüz herhangi bir sorun olmuyor ama en azından şimdilik gündüz bir sorun olmuyor ama akşam saatlerinde hava karardıktan sonra ciddi anlamda bir problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de rotayı Kudüs'e kadar kırdık. Yani oradan yayın yapma imkanımız yok. Zaten yol kenarlarında ya da yakın sınır hattına yakın noktalarda da yayın yapmak istesek hemen İsrailli vatandaşlar polis ekiplerini arayıp burada izinsiz yayın yapılıyor diye biz basın mensuplarını şikayet ediyorlar. Böyle bir durum var. Sadece İsrail güvenlik güçleri değil, İsrail vatandaşları da dünkü saldırının ardından böyle bir tavır takınmaya başladılar bizlere. Normal şartlarda konuştuğumuzda İsrail güvenlik güçleriyle ya da İsrail polisiyle vatandaşıyla konuştuğumuzda Türk olduğumuzu söylediğimizde neredeyse hemen hemen hepsi bize bir iki kelime de olsa merhaba, nasılsın, iyi misin diye Türkçe kelimelerle böyle sempatik bir şekilde iletişim kuruyorlardı ama dünden itibaren artık o işin rengi değişti tamamen. Daha sert, daha katı bir tutumla karşı karşıyayız basın mensupları olarak. O yüzden biraz yayına bağlanmamız zor uzun oldu. Sürdü. Evet, daha evet. Güvenli bir bölgede en azından bize izin verilen bir noktada yayın gerçekleştiriyoruz. Mücahit, şunu sormak istiyorum. Şimdi Siderot'taydın, Ashkelon'daydın gün boyunca, zaten sürekli o çatışma hattındasın. Her gün verdiğin, işte oradan yaptığın anlatımlar farklılaşıyor. Yani mesela dünden itibaren şunu söyledin. Bugün az önce söylediğini söyledin. Yani siz Türksünüz deyip orada tacizlere maruz kalabiliyorsunuz. Bir de bu çatışma hattında yerleşimcilerin böyle müzikler, marşlar açtığını söylemiştin. Yani orada belli ki hani o sınır hattındaki yerleşimciler de şu anda bu bir savaşın parçası haline mi gelmiş? Yani açıkçası Sayın Nurtezel, onlar savaşın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Zaten biz tuhaf, yani bütün dünya Gazze'de yaşanan, Gazze'de hayatını kaybeden, Gazze'de katledilen çocuklara üzülüyor. Ama o kişiler, o yerleşimci İsrailliler sınır hattına gelip son ses müzik açıp arabanın üzerine çıkıp dans ederek gösteride bulunuyorlar. İsrailli polisleri, İsrailli güvenlik güçlerine moral, motivasyon konseri veriyorlar ve bunu sürekli olarak yapıyorlar. Artık biz durumdan rahatsız olmaya başladık. Yani içeride, Gazze'de, bir iki kilometre ötede belki ses bile gidiyor. Yani sessizlik olduğu zaman çok fazla bina da yok, yapı da yok. Yani oradan oraya ses bile gidebilir. Böyle bir eğlence hali var. Oldukça bizi bile rahatsız eden bir durumda karşı karşıyayız ama onların o noktaya, askeri güvenlikli bölge geçişine izin veriliyor. Onların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadığını ifade edebiliriz. Tabii bir de şöyle bir tedirginlik var bizim içerimizde. Yani şimdi sonuçta gazeteciyiz, basın mensubuyuz. Onlar da geliyor bize biraz sataşma vari açıklamalarda da bulunuyor. Yani sataşıyorlar işin açıkçası. İşte siz burada niye buradasınız? İşte Türkiye'den mi geldiniz? Niye geldiniz? Siz Filistin'in tarafını mı tutuyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Hani onlarla da sürekli muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Muhatap oluruz işimizin gereği. İnsanlarla konuşmak, muhatap olmak, insanların derdimizi anlatmak, derdini dinlemek işimizin bir parçası ama bizi işkillendiren bir durum var. O da şu, bellerinde taktıkları silahları. Yani o bellerindeki silahları bizi açıkçası tedirgin ediyor. Neden tedirgin ediyor? Şu yüzden tedirgin ediyor. Ya bu adamlar kim? Bu adamların belinde niye silah var? Bu adam sonuçta güvenlik görevlisi değil, polis değil ya da jandarma değil. Yani eninde sonunda İsrail kamu kurumlarında görevli olan askerle, polisle bir şekilde iletişim kuruyorsunuz. Bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Evet, burası yasak dediği zaman kuralına uyuyorsunuz.
yayın yapmıyorsunuz ya da gösterilen yerde yayın yapıyorsunuz ama bu kişiler kim? Bu kişilerin söylediklerine uyacak mıyız? Bu kişilerin söylediklerine herhangi bir şekilde dikkate alacak mıyız? Bu kişilerin söylediklerini yapmak zorunda mıyız? Bunlar kim? Bunların söylediklerini yapmadığımız zaman adamın çekip silahı bize doğrultmayacağının garantisi mi var? Mücahit yani, şunu sormak çok istiyorum. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yok, çok ilginç. Yani, kişiler... ortada. Evet, doğrulsa ne insanlar yani katlediliyor. Mücahit şimdi bunlar hiçbir biçimde yani bir görevi, güvenlik görevi olmayan yani sivil giyimli ama cebinde de silah olan, belinde de silah olan İsrailler değil mi? Yani oradaki yerleşimciler. Hani, normalde şudur, aynen öyle. Normalde şudur hani Türk ceza kanunu ya da Türk hukukunda diyelim en az İsrail hukukunu bilmiyoruz ama silahın taşıma ruhsatın da varsa işte ben mücahit topçu benim silahım var taşıma ruhsatım var onu görünür şekilde taşımam yasak Türkiye sınırları içerisinde yani kabzamın gömleğimin altında olması lazım ceketimin altında olması lazım montumun altında olması lazım görünür bir şekilde taşımam yasak polis değilsem asker değilsem ya da güvenlik görevlisi değilsem ama bunlar özellikle göstererek taşıyor. Yani o silahı görüyoruz biz yanımıza geldiğinde zaten şöyle bir tişörtü gösteriyor hani silahımız var bizim biz buradayız ve siz niye buraya geldiniz siz Türksünüz siz Filistin'in yanındasınız şimdi bunlara bir de laf anlatmakla uğraşıyoruz yani çok laf anlayacak cinsten insanlar da değil yani iletişim kurmak çok mümkün değil o kişilerle bir kez daha söyleyeyim hani askerle polisle bir şekilde iletişim kuruyoruz evet kural var şu var askeri güvenlikli bölge sizin güvenliğiniz askerler bize öyle söylüyor hani roket geliyor sizin güvenliğiniz için bunu yapıyoruz diyor. Bu kişilerin kim olduğu, ne iş yaptıkları, ne amaçladıkları, bellerinde neden silah oldukları, niye orada oldukları, o bölgede bir biz varız, bir asker var, bir polis var, başka kimse yok. Bir de onlar var, silahlı adamlar var. Ya bu adamlar kim? Bu adamların burada ne işi var? Buna polisler de, askerler de izin yani oradan çıkarmıyorlar. Onlar da orada duruyorlar. Duruyorlar. Ne yani, kim oldukları belli olmayan, bu belis, adamlara elinde devlet silah veriyor. Belinde silah olan devlet adamlar. Devlet silahlandırıyor. Devlet dediğimiz İsrail. Yani o yerleşimcilerin zaten olduğu gibi silahlandırıldığı bilgisi vardı. Yapılan açıklamalar da öyleydi. Ama yani nihayetinde bunların bulunduğu yerde aynı zamanda asker de var değil mi? Yani İsrail askeri de açıkta bir yerde bakıyor. Tabii asker yani, var, polis var. Yani o gittiğimiz yerler... Gittiğimiz yerlerde hiç kimse yok. Yani sivil vatandaş yok. Bugün saat 15'te size bağlanmıştık Saynur Hanım. Evet. Yani orada bizden başka kimse yok. Bir biz varız, bir asker var. Polis de yoktu yani. Orada polis de yok ama onlar gene geldiler. Yani enteresan bir şekilde gene geldi. Buraya nasıl geliyorlar ve hani bizimle de iletişim kuruyorlar. Yani normal şartlarda işte bir alanda işte bu noktada yayın yapabilirsiniz. Basın mensuplarına yer gösterilir güvenlikli olarak ve orada bir güvenlik şeridi çekilir. Yani asker, polis dışarıdan herhangi bir şekilde tepki olmasın diye, saldırı olmasın diye sonuçta farklı kurumda kişiler de var. İşte El Cezire Arapça var, TRT Arapça var ya da işte bilmem El Cezire Arapça'ya nasıl bir tepki gösterecekleri, kafasına taş atıp atmayacakları, silahı çekip ateş etmeyeceklerinin tabii garantisi yok. Tabii. Ona askerler göz yumuyorlar. Yani herhangi bir şekilde bizimle dışarıdan temas kurmalarını önlemiyorlar. Buna açıkça aslında biraz da davetiye çıkarıyorlar. Göz yumuyorlar. Böyle de bir tablo var o kişiler. Evet. Yani o zaten hani basın çok dikkatli olun Mücahit. Gerçekten yayının bunun başından beri var. Bağlanamadığınız için çok ciddi endişe duydum. Her gün maalesef çok kötü haberler geliyor. 12 gazeteci orada yaşamını yitirdi yani. Tabii. Nihayetinde. Buyurun siz bir şey söylüyordunuz. Kesinlikle. Yani Mücahit devam edecekse, o yayından ayrılacaksa onun vaktini efektif kullanalım. Bunun bir nedeni var yani. Bu muamelenin bir nedeni var. Evet. Çünkü hakikatler konuştukça Filistin yalnız kalmayacak. Hakikatleri de bize bölgeden aktaran arkadaşlar işte Türk gazeteciler. Özellikle başta o geliyor. Ve bazı sosyal medya platformlarının 800 bine yakın bu mezalimle alakalı Filistin'e destek paylaşımlarının Meta tarafından, Facebook ve Instagram tarafından kaldırılabiliyoruz. Sadece X platformu, yani Elon Musk'ın sahip olduğu, evet, eski ismi Twitter olan X ve
Türk gazeteciler orada çok büyük bir mücadele veriyorlar. Bunu dünyaya yayabilmek için, dünyaya anlatabilmek için. O da kısıtlı imkanlarla Gazze'ye gidilemiyor. Gazze'den haber alamıyorsunuz. Çok ciddi bir karartma var. O karartmayı denen Türk gazeteciler olduğu için onları da bu psikolojik baskıyla bölgeden bir an evvel ayrılmalarını sağlamak gibi bir strateji var. Yıldırma psikolojisi oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Mücahit, şimdi şunu soracağım son. Bütün gün yine sirenler çaldı. Yani biliyoruz o bombalama devam etti dünkü o hastane saldırısı sonrasında. Bir yandan da şu haberleri alıyoruz. Yani sınıra da sevkiyat sürüyor. Şunları söylüyordunuz Gazze, o çatışma hattından verdiğin haber. Ya burada tanklar geliyor. İşte topların tamamen namluları çevrilmiş durumda. Sanki bu tahkimat sonrasında kara harekatı her an başlayacak gibi. Yine o hava devam ediyor mu? Çünkü bugün Biden'ın verdiği mesajlarda hani bir miktar Netanyahu'ya kara harekatını askıya al, orada siviller var dermiş gibi oldu. Her ne kadar bu katliamı Hamas yaptı, yalan o da sarılsa da. Yani evet, o kara harekatı olacak gibi görünüyor. En azından benim gördüğüm kadarıyla ya da bundan önceki gittiğimiz çatışma bölgelerinde, savaş bölgelerinde edindiğimiz tecrübeyle ya da işte olayı okuma şeklimizle. Neden böyle söylüyorum? Şundan dolayı, çünkü bölgeye çok sayıda askeri araç sevk edildi, tank sevk edildi, zırhlı birlik sevk edildi. Şimdi bu zırhlı birliklerin orada bulunması hem İsrail açısından güç, hem İsrail açısından sıkıntı. İki dezavantajı, bir avantajı var, bir dezavantajı var. Avantajı şu: kara operasyonu için o noktaya getirilen askerler ya da zırhlı birlikler, zırhlı tanklar, onların hepsinin bir şekilde sınır hattına konuşlanması lazım. Onlar konuşlanıyor, onların hareket etmesi lazım kara operasyonu başlaması için. Başlamadığı müddetçe orada bulunan o tanklar, o askerler, o zırhlı araçlar bir hedef haline geliyor. Neden? Çünkü sınırın artık sıfır noktasına gelmiş durumdalar. Yani havan topu, en kötü havan topunun menzili bile 5 kilometre vesaire. Yani Hamas'ın oradan fırlatabileceği havan topları ya da işte roketlerle birlikte orası artık tamamen bir hedef haline açık gelmiş hedef oluyor. En kısa zamanda bir kara harekatının başlaması yapılabilmesi lazım, muhtemel. Çünkü böyle bir durum söz konusu. Ya da o askerleri bir daha geri çekeceksiniz. Böyle de bir durum olur mu olmaz mı? Artık o kadar askeri oraya yığmışken, o kadar personeli, o kadar zırhlı taşıyıcıyı oraya yığmışken, hadi biz artık yapmıyoruz, bunlar sadece basın görsün diye bunları sevk ettik demezlerse kara operasyonu başlayacak gibi görünüyor. Çok, ama çok önemli bir görsel. Kara harekatı mı olur, evet, yoksa sınırlı sayıda mı olur? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz herhalde. Bu çok önemli. Şimdi Hamas ne yaptı, bunu sormak istiyorum. Tabii büyük bir infial var bir yandan. Hani 3. intifada mı olur? Şimdi bu arada İran'da bir anda kara sancak asmış o işte, intikam evet, malum. Doğru. O çok önemli. Manasına geliyor. Hani o ne yapacak? O açacak mı cepheyi? Hani Hizbullah'a yürü falan mı diyecek? Onlar da bilinmiyor ama nihayetinde Hamas ne yapıyor? Yani Hamas'ın mukabeleleri sürdü mü? Yani hiç durmuyor çünkü İsrail. İsrail sürekli bombalıyor. O tahkimat, senin söylediğin, hani yani bir harekat yapmayacaklarsa boşu boşuna yığmazlar dediğin o tahkimat karşısında Hamas ne yaptı katliam sonrasında bugün? Hamas sürekli olarak o roketlerle atışlar gerçekleştiriyor. Onu da görüyoruz zaten. Yani oldukça yakın bir mesafe. Ne kadarlık bir mesafe? Şu anda bizim bulunduğumuz alanla Kubbetü's-Sahra'dan belki biraz daha uzak bir mesafe. Yani 1 kilometre 2 kilometrelik bir mesafe. Hava zaten aydınlık, günlük güneşlik bir hava var. Atılan her roketi, uçan her drone'u biz de görüyoruz tepemizden. Çünkü sesinden duyuyoruz, işte ışık hüzmesinden anlıyoruz. Sürekli olarak belli aralıklarla roket atışı gerçekleştiriliyor Hamas üyeleri tarafından. Tabii bunlar bazen şaşırtma atışları da olabiliyor. Yani biz roket sanıyoruz ama işaret fişeği de atıyorlar. Hani onun neden attıklarını anlayamadık ama belki hava savunma sistemini yanıltmak için mi böyle bir tavırda duruluyor? Çünkü Gazze tarafından böyle işaret fişekleri de atılıyor. Normal şartlarda o işaret fişekleri
yani atılacak bir şey değil. Eğer bir operasyon yapılmıyorsa, işte düzenli ordulardan bahsediyoruz. Düzenli ordu o işaret fişeğini atıyor, orası bir aydınlanıyor. Ondan sonra işte helikopter vuracaksa vuruyor ya da top atışı gerçekleştirecekse aydınlık ortamda böyle bir atış gerçekleştiriyor. Ama Hamas üyeleri zaman zaman o işaret fişeklerini de atıyorlar. Hava savunma sistemlerini ona yönlendirmek için, dikkat dağıtmak için mi ya da farklı bir amaç için mi yapılıyor onu bilmiyorum ama genel olarak bölgede zaten dünden faaliyesi itibaren yoğun bir şekilde atış var. Hatta bugün saat 19'da yani bize artık asker hadi artık buradan çıkın, çok yoğun bir şekilde saldırı olacak. Telefonlarımıza zaten sürekli uyarı geliyor. Burası riskli bölge, saldırı bölge, güvenli bölgeye geçin, sığınaklara gidin. Minvalinde mesajlar da sürekli olarak geliyor. Yani Hamas da dünkü saldırının ardından roketlerle belli noktalara hedef almaya çalışıyor ama Demir Kubbe'de o İsrail hava savunma sistemi de devrede şu an için. Peki Mücahit, son sorum yani çok üzücü, hakikaten insanlık adına utanç verici bir şey söyledin. Yani orada insanlar ölürken böyle bir hani propaganda gibi, psikolojik harp gibi oradaki silahlı yerleşimciler, işte sivillerin oradaki tavırları. Ya şöyle videolar gördük. Bu hani inanamadım ben. Bu doğru mu? Dünkü o hastane katliamından sonra korkunç görüntüler geldi. Bununla beraber sokağa çıkmış ve yayınla birlikte dans eden, bunu kutlayan yerleşimciler. Böyle bir şeyler, yani o hastane katliamı ile ilgili böyle bir şey gördüm. Çünkü bu eğer böyleyse korkunç yani. Gördük Saynur Tezel, yani biz diyorum ya, biz rahatsız oldum ya, ben kendim rahatsız oldum ya, kendim rahatsız oldum artık yani, şeylerle münakaşaya gireceğiz, yeter artık kapat şu arabanın sesini diyecek kıvama geldik. Allah'tan gittiler yani. Adamlar sürekli bir müzik çalıyorlar, bir oynuyorlar, bir dans ediyorlar. O yani o nasıl diyelim, aşırı uç Yahudiler işte, pantolonlarının kenarlarından tizit zit sarkan, püskül sarkan, lüleli o Yahudiler belli noktalarda, belli alanlarda inanılmaz mutlular yani, inanılmaz mutlular. Yani çocukların ölmesi, insanların, sivillerin, suçsuz insanların hayatını kaybetmesinin onlar için bir önemi yok gibi. Yani bu kendi aramızda da konuştuğumuzda, Çağrı'yla da konuştuğumuzda, diğer basın emekçi arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda şaşırdığımız bir durum. Ya bir üzülür insan değil mi? Ya bir masum biri ölüyor, ya çocuk ölüyor, çocuk, bebek, bebek. Ya elinde silah yok, mermi yok, bomba yok. O çocuk Hamas üyesi değil, o çocuk dünyadan haberi yok. O çocuğa Hamas ne diye sorsan cevap vermez, Filistin ne desen bilmez. İsrail kim desen haberi yok. Yani o çocuklar öldürüldü ya. O çocuklar öldürüldü ama bazı kendini bilmez İsrailliler dans edip göbek atıp sokakta güle oynaya eğlenmeye devam ediyorlar. Bugün Filistin'de veya Doğu Kudüs'te bu bölgede Filistinliler dükkanlarını açmadılar. Dükkanlarını açmadılar. Adamlar yas tutuyorlar. Dükkanlarını açmadılar. Dükkanların hepsi neredeyse kapalı. Dükkan, bütün Müslüman dükkanları bugün bu bölgede kapalı, açmadı adamlar dükkanlarını. Ama diğerleri, o aşırı uçlu İsrailliler inanılmaz bir şekilde eğleniyorlar, vur patlasın, çal oylası. Ya bunları biz kendi gözümüzde gördük, yayınladık da zaten. Canlı yayında da yayınladık, haberlerde de koyduk. Yani böyle bir durum, böyle bir tablo var, akıl alır gibi değil yani. Anlatacak kelime yok buna. Evet, aktardıkların önemli. Yani bu İsrail kamuoyunu şu anda arkasına alan Netanyahu'nun o katliam sonrasında kara harekatından da pek geri adım atmayacağı gibi bir tablo var. Mücahit Topçu, Haber Global İstihbarat Şefi, Çağrı Çalışkan kameramanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Kolaylıklar diliyoruz. Ben Mücahit Bey'in şeyle birkaç yorum yapabilir miyim kısaca? Tabii. Şimdi bunlardan bir tanesi, gündüz Gazze'ye yakın izin veriliyor gazetecilere, eğer gece verilmiyorsa bunun anlamı şudur: yığınaklanma devam ediyor. Şimdi İsrail ordusu çok ciddi bir seferberlik, yani 100 bine yakın bir kuvvetten 500 bine yakın bir kuvvete, yuvarlak söyledim rakamları. Şimdi bu askerlerin, seferberlikte gelen askerlerin, yedek askerleri ne dersiniz deyin, hem belli bir oryantasyon eğitimi var, hem de birlik bütünlüğü halinde hareket yapacakları bölgeye, gerek Lübnan istikametine,
Lübnan sınır istikametine sadece biz Gazze'yi konuşuyoruz ama oraya doğru da bir sevkiyat var. Veyahut da Gazze bölgesinin işte kuşatmasını veya içeri girecek birliklerin sevkiyatı olarak görmek lazım. Yani gündüz gittikleri bir yere gece gitmiyor demek. Demek ki gece ufak ufak birlikler harekat yapacaktır, bölgeye doğru kayıyor şeklinde yorumlayabiliriz. Abi de yani yoğun yani saldırı olacak demesi, bilmiyor musunuz demesi, dün zaten bu saatlerde maalesef o katliamı evet, haberini aldık. Evet. Yani şunun için, o da muhtemelen şunun içindir. Yani bir saldırı oldu. Yani tekrar bir Huruç harekatı gibi çıkıp acaba sınır aşıp tekrar bir saldırı yapabilirler miye karşı tedbirlerini attırıyorlardı. O şekilde bakmak lazım. Peki. Burada tabii ben yine bir iki yorum yapacağım. Fazla detaya girmeyeceğim. Şimdi niye seviniyor diyor şeyler. Şimdi bütün İsrailler, bütün oradaki Yahudiler aynı düşüncede değil. Ama bu Hamas'ın yaptığı 7 Ekim'deki saldırının en çok ben Netanyahu ve Likud'un zihniyetindeki gruba yaradığını, ondan yararlandığını söylemiştim. Şimdi bu da bunu teyit ediyor. Yani bütün İsraillerin aynı düşünce oldu. Dedim ya, beraber yaşamak isteyen işte ya kendi şeylerini vurdular. Cumhurbaşkanlığını vurdular. Evet. Vuranlar da işte bu Likud yanlısı. Yani evet, tamamen Filistinsiz, Filistin oluşturmak isteyen, tamamen Yahudi yerleşimini arttırmak isteyen grup. Yani Netanyahu evet, bazlı, yani isim olarak düşünmeyin. O aksta olan bir grup. Onu da öyle yormak lazım. Bunun önüne evet, seçim oranları var. Şimdi durayım. Peki.